Sen'likten herkese merhaba. Birbirinden farklı konularla yine karşınızdayız. Bakalım bu hafta Tam Sen'likte neler izleyeceğiz? Moda, müzik ve güzellik rehberi Tam Sen'likte bu hafta. Müzisyen Gülizay'la stilini anlatıyor. Tasarımcı Emre Erdemoğlu, ilk kadın koleksiyonu Pünhan'ı anlatıyor. Selen Karabulut, doğru makyajın nasıl yapılması gerektiğiyle ilgili ipuçları veriyor. Tasarımcı Atıl Kutoğlu, kendi stil ikonuyla Zamansız'da. Dop dolu bir Tam Sen'lik başlıyor. Genç müzisyen Güliz Ayla ile albüm çalışmalarını ve modaya bakışını konuştuk. İzliyoruz. Olmazsan olmaz diyerek müzik piyasasında adından söz ettirmeye başlayan genç müzisyen Gülizay'la o çok sevilen şarkının yazılış sürecini anlatıyor. Sözü müziği bana ait bir parça olmazsan olmaz. Böyle evde pijamalarımla otururken yazdığım bir parça. Ve çok kısa sürede yazdığım bir parça. Ve işte mesela şarkılar yapılıyor vesaire, işte bir repertuar havuzu oluşturuyoruz falan. Sonra şarkıları tekrar tekrar gözden geçiriyoruz. Belki sözü değişiyor bir yerinde, belki işte müziğin bir yeri değişiyor falan. En az revize yiyen şarkı diyebilirim. Neredeyse böyle ilk benim işte telefon ses kaydına söylediğim şekilde, yani en yakın böyle haliyle kalan bir parça. Yani işte ilk çıkış parçam olduğu için ayrı kıymetli. Söz müziğini siz yapınca bir ayrı kıymetleniyor. Herkes de çok sevdi, çok çalındı. Çocuklar çok sevdi. Çok önemli bir kıstas bence. Seviyorum yani şarkımı. Ayla, çıkış şarkısı Olmazsan Olmaz için gösterişten uzak bir klip çekmek istemiş. Ve ortaya sade ama bir o kadar da ilgi çeken bir klip çıkmış. Klibi böyle işte stüdyo klibi olsun aslında biz istedik. Şarkının zaten işte aranjmanı da sözleri de böyle işte şaşalı büyük gösterişi değil, sade. Haliyle işte klipte, benim klipteki imajımda, zaten günlük hayatta da öyle olduğum için öyle olsun diye karar verdik. Hani böyle şey düşünmedik çok işte. Nasıl söyleyeyim? İşte süper planlanmış ve yapılmış bir şey değil aslında. Böyle her şeyi doğal akışına bıraktık. Böyle sade kalsın istedik. Şarkıya da yakıştığı için. Farklı tarzıyla dikkat çeken Güliz Ayla için kendisine yakışan her şey moda. Genç müzisyen aksesuar takmayı ve makyaj yapmayı da sevmiyor. Valla ben rahatlığa acayip düşkün bir insanım, belli oluyordu. Ama yani salaşlığı mesela çok severim. Spor ayakkabı her daim ayağımda görebileceğiniz bir şey. Ama şıklığı da çok severim. Yani aslında biraz moduma göre giyiniyorum. Çok kokoş olmam hiçbir zaman. Yani böyle çok işte çok takıştık, çok makyaj vesaire. Çok kendime yakıştırmıyorum öyle şeyleri. Çok renkli giymeyi sevmezdim diyeceğim ama yani üzerimdeki elbiseye bakacak olursak böyle yalancı falan diyeceksiniz bana. Ama öyleydi gerçekten. Son zaman, yani son birkaç yıldır renkli de giymeye başladım öyle söyleyeyim. Yoksa ben dolabımın yarısından fazlası düz siyah. Yani siyah ağırlıklı zaten, gri, beyaz. Renk giymeyi çok sevmezdim. Şimdi alışıyorum yavaş yavaş ve yakıştırmaya başladım kendime de. Ama yani işte ben sokağa çıkıyorsam, işte kahve içeceksem muhtemelen beni kot pantolon, tişört ve spor ayakkabıyla görürsünüz. Ama yerine göre giymeyi de seviyorum. Topuklu ayakkabı giymeye de bayılıyorum mesela. Hani ama genelde rahatıma düşkünüm. Yani böyle çok çekip çekiştireceğim şeyler giymeyi sevmem. Dekolte severim. Ama yani en önemli şey benim için, bilhassa sahnede çok önemli. Çünkü gerçekten performansı etkiliyor. Rahatlık. Rahatlık etrafında, yani rahatlık ana merkezde, onun yanına işte bir şeyler serpiştiriyorum kendimce. Senden,
Başarılı tasarımcı Emre Erdemoğlu'yla kadın koleksiyonu Pünhan'ı konuştuk. İzliyoruz. Tasarımcı Emre Erdemoğlu, Berlin Fashion Week'te tanıttığı ilk kadın koleksiyonu Pünhan'ı anlatıyor. Pünhan maskülen bir koleksiyon oldu. Aslında Emre Erdemoğlu koleksiyonunu iyi özetleyen bir kadın koleksiyonu oldu. Uzun süredir üzerine çalışıyordum. Berlin Fashion Week'e kısmetmiş. Orada çıkarttık ilk. Son derece sert bir çizgisi var aslında. Kendi erkek koleksiyonumuzun dişisi olduğu için daha maskülen, daha sert, daha koyu renklerin olduğu bir kadın koleksiyonu oldu. Bizler için çok heyecanlı bir süreçti aslında çünkü çok uzun yıllardır erkekle tanıyorsunuz ve onun üzerine bir kadın koleksiyonu hazırlamak hem heyecanlı hem de aslında riskli bir iş. Üstelik Berlin gibi bir platformda çıkarttırdığımız için aslında riskli de oldu. Ama çıkan finali görüyoruz ve tepkiler çok keyifli. Bu yüzden açıkçası memnunuz. Erdemoğlu, Pünhan'ı kadınlar için hazırlamış olsa da son tasarımının erkek koleksiyonunda da rahatlıkla kullanılabileceğini söylüyor. Son derece birbirine geçen, birbirini tamamlayan parçalar göreceksiniz koleksiyonda. Metalik efektler var, işte siyah deri takımlar göreceksiniz. Pileli etekler, trikolar, deri görünümlü dış giyimler, özellikle robe de chambre formunda beyaz kabanlar göreceksiniz. Cinsiyetsiz bir koleksiyon aslında. Yani oradaki kabanı bir erkek koleksiyonunda da çok rahat kullanabileceksiniz. O yüzden küçük stil oyunlarının yapıldığı, kişisel stylik çalışmaların yapıldığı bir koleksiyon Pünhan. Pünhan eski Türkçe'de sır anlamına geliyor. Sırlarla dolu bir kadın hikayesi aslında. Hikaye olarak da bizi çok heyecanlandırmıştı. Bu yüzden koleksiyonuma enjekte ettim. Yine çok keyifli bir ekiple çalıştık burada. Sevgili Öner Evez koreografiyi yaptı. Alexander Coco Styling'de, O Ben Budak'ta defile müziklerimizi yaptı. Çıkan sonuca ve basın dönüşlerine baktığımda aslında çok çok keyifli bir iş çıkardığımızı görüyorum. O yüzden bundan sonraki süreçte de yine Berlin Fashion Week'te ve yeni sezonda New York Fashion Week'te aynı hikayeyle, aynı ekiple devam edeceğimizi düşünüyorum. Erdemoğlu'nun Pünhan koleksiyonunda farklı renkler ön planda. Pünhan'da tabii hikayeden dolayı biraz koyu tonlar çalışıldı ve metalik aslında dünyadaki trendlerden de dolayı bu uzay çağındayız artık biliyorsunuz. O yüzden de biraz metalik tonlar kullandık. Pünhan'ın dışında tabii çok ciddi bir renk pantonesi var burada. Bu sezon inanılmaz olgun erik tonları, bordolar, morlar göreceksiniz. Bunları bilardo yeşilleriyle, işte alev mavileriyle özellikle birleştiriyoruz. Bunun dışında tabii ki kırmızı, namussuz kırmızı bu sezonun en trend renklerinden bir tanesi. Bizler de kendi koleksiyonlarımızı adapte etmeye çalıştık. Başarılı tasarımcı, sanat dünyasından da birçok isimle çalışıyor. Kendi koleksiyonlarımızın dışında tabii giydirdiğimiz sanatçılarımız var. Bunlar işte Yalın, Kenan Doğulu, Mehmet Erdem, Emre Aydın, Kerem Cem, Mabel Matiz, Gökhan Türkmen gibi isimler. Tabii hepsine kişisel styling çalışmaları yapılıyor burada. O da kolay bir süreç değil bizler için. Çünkü hepsinin konserleri, şarkı söyleme şekilleri, hikayeleri hepsinin farklı. Tabii onların ruhlarına, kişiliklerine, karakterlerine hitap edecek şeyler hazırlamak gerekiyor. Güzel köşemizde 2016'nın kış makyaj trendlerini ve doğru makyaj yapmanın püf noktalarını sizler için araştırdık. İzliyoruz. Makyaj sanatçısı Selen Karabulut, kış sezonunun makyaj trendlerini anlatıyor. Sonbahar kış makyaj trendimiz. Daha gümüş, metalik, ıslak renkler modası var. Gözlerde daha böyle parlak uygulamalarda bulunuyoruz. Yazın ne kadar çok tende ıslak, çok aşırı ıslak görüntüler varsa kışın biraz daha neme doymuş. Daha çok o parlaklığı
göz kapaklarında hissetmemiz gerekiyor 2016 yılında. Göz kapağına uygulayacağımız makyajda renk eşitliğinin dengelenmesi gerekiyor. Göz kapağında uyguladığımız baz da gözün kapaktaki rengin eşitsizliğini dengelemesi için büyük bir önemi var. En az 4-5 saat boyunca kalıcılığını sağlar makyajın ve uyguladığımız ürünün de dağılmayıp yine sabit şekilde bütün gün bizimle beraber olmasını sağlar. Göz altı kapatıcılarını ise parmakla değil fırçayla uygulamak gerekiyor. Gözaltı kapatısındaki uygulamadaki en önemli tüyo, parmakla hiçbir şekilde uygulamamalıyız, fırçayla uyguluyoruz. Çünkü parmakla uygulandığı zaman iki ten arasındaki sıcaklık temasından ürün hiç görünmeyen çizgiler arasında bile girebilir ve bir iki saat sonra çizgi gözaltımıza toplanmalar yapabilir. O yüzden mutlaka sentetik, makyaj için üretilmiş iyi fırçalarla gözaltı kapatısını sürmemiz gerekiyor. Arkasından highlight uygulamamız var. Sonbahar kış zamanlarında biraz daha az nemli görüntüler elde etmek istiyoruz. Bunun için stick şeklinde highlightlar, kemiklerin parlatmasını sağlayan ürünler kullanıyoruz. Bunlara T şeklinde önce büyük bir çizgi uygulayıp arkasından daha kaz ayağı yani göz kenarında hafif küçük bir C şeklinde gibi stick ürünü uyguladıktan sonra yine küçük yüz için highlight'ı rahat dağıtabileceğimiz bir fırçayla en iyi sonucu elde edebiliriz. Arkasından da kremalık uyguluyoruz. Çünkü highlight'ın formülü daha krem ve sıvı olduğu için en başta sürdüğümüz, yani biraz renklendirsin diye onu aldığın üstüne yine aynı şekilde birebir durması için, iyi sonuç alabilmemiz için kremalık uygulamamız doğru olacaktır. Makyajımızı tamamlama zamanı. Dudak kalemi uygulamasında bir şeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Dudak kalemi uygulamamızda da yine en önemli tüyo. Kaleme nasıl başlıyorsak aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Bu daha çok açık renk veya ten rengi kalemlerde belki çok işimize yaramayabilir. Daha ezbere uygulayabiliriz. Ama koyu renklerde, kırmızı, mürdüm, daha koyu dudaklarda mutlaka eşit şekilde uygulamak istiyorsak dudağı nasıl başladıysak öyle bitirmeliyiz. Tüm dudağın için dudak kalemini uyguladıktan sonra üzerine keyfinize göre yani isteğinize bağlı olarak ruj uygularsanız veya tek başına dudak kalemini bırakabilirsiniz dudağınızda. Bu haftanın zamansızı Atıl Kutuoğlu'ndan geldi. İşte o isim. Tasarımcı Atıl Kutuoğlu kendi stil ikonunu anlattı. Bu hafta zamansız köşemizin kahramanı Avrupa sinemasının ikon oyuncularından Romy Schneider. Avusturyalı aktris, aramızda olmayan maalesef, Romy Schneider, ünlü film yıldızı. Sisi filmleriyle ünlenen ama benim aslında moda olarak daha çok 1970'li yıllarda Alain Delon'la çevirdiği filmlerden hatırladığım, sevdiğim, hayran olduğum Romy Schneider'in zamansız tarzı, birçok filmde de böyle çok zorlama olmayan, abartılı olmayan, çok şık elbiseler, tayörler, kostümler, bazen başında bir türbanımsı bir eşarp bağlayan veya bir çiçek aksesuarı taşıyan Romy Schneider. Hem şık, hem romantik, hem de biraz seksi bir tarz. Romy Schneider benim çocukluğumdan beri etkilendiğim, tarzını, imajını çok farklı ve orijinal bulduğum güzel bir kadın. Gözleri çok güzel ve zamansız, hiç modası geçmeyen bir tarzı vardı bence. İşte bu sebeplerle benim stil ikonum Paris'te ünlenen Avustralyalı aktris Romy Schneider. Bu haftada Tam Senliğin sonuna geldik. Bizleri sosyal medyadaki hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Bir sonraki görüşmemize dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.